Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Muğla Fethiye'den sesleniyoruz. Fethiye'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşan bir firmaya Turunç Pınarı Restorant Balıkçı Osman'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Deniz Aydın var. Bakalım bize Deniz Bey ürün gruplarıyla alakalı, ürün yelpazesiyle alakalı, hizmetiyle alakalı neler aktaracaklar? Deniz Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Hoş geldiniz. Bizleri konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri yakından tanımakla başlayalım. Deniz Aydın kimdir? Ben Fethiye'de yaşıyorum. Fethiye'li bir ailenin çocuğuyum. Burada büyüdüm, burada doğdum, burada büyüdüm. Yaklaşık 40 senedir de bir aile işletmesi olan Turunç Pınarı Restoran'da çalışıyorum. 40 yıldır bu restoran faaliyet gösteriyor. Siz kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz? Ben doğduğum günden beri bu sektörün içindeyim. Çünkü hayatımda başka hiçbir iş yapmadım. Tabii okul zamanı eğitimimize devam ettik hep. Ama yaz tatillerinde gelip burada aileme yardım ettim. Peki sizler de turizm mezunu musunuz? Ben halkla ilişkiler mezunuyum. İstanbul'da okudum, Bilgi Üniversitesi'nde. 2003-2009 seneleri arasında. Daha sonra okul bitince döndüm geldim ve kendi işimi yapıyorum. Alıştığınız işe tekrar geri dönüş sağladınız. Yani bildiğim işi yapmayı tercih ettim diyelim. Ürün yelpazenizden biraz bahseder misiniz bizlere? Tabii ki. Ürün yelpazemiz bir hayli geniş. Deniz ürünleri ağırlıklı. Bunun içinde kalamar, karides, ahtapot, işte ıstakoz ve çeşitleri, bunun yanında çiğ balık ve mezeler, deniz mezeleri mevcut. Bunun dışında da deniz ürünlerinden ayrı olarak et çeşitlerimiz var. Çok lezzetli tandırımız, kuzu çevirmemiz ve pirzola ve köfte gibi diğer et çeşitlerimiz var. Bir aile geniş bir mutfağa sahipsiniz sizlerin de bahsettiği gibi. Babanızın da buraya katmış olduğu bir anlamla Balıkçı Osman aslında deniz ürünlerinizi daha bir lezzetli kılıyor ismiyle de. Evet, yani bunun kurucusu babam Balıkçı Osman, yani Osman Aydın. Biz ondan ele aldık. Onun lezzetinin standardını sürdürmeyi hedefledik hep. Ve başardığımıza da inanıyorum. Müşterilerimizden de hep bu yönde yorumlar alıyoruz. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki burada spesiyel olarak sunmuş olduğunuz yemek hangisidir ya da müşterilerin en çok talep ettiği ürün hangisidir? Yani daha çok deniz ürünleri talep oluyor. Çünkü bizim ızgaramız fırın ızgarası. Yani biz pişirdiğimiz ürünlerimizi fırının içinde ızgara ediyoruz. Bu da tabii ayrıca bir lezzet katıyor. Mesela balıkçı kebabı bizim spesiyallerimizden biridir. Özellikle deniz zevreğini böyle soslu marine edip fırında pişirip servis ediyoruz. Bu müşterilerimizin en çok sevdiği yemeklerden biridir. Balıkçı kebabı dediniz. Bu kebabın içeriği nedir? İlk defa duyuyorum ben de. Evet, yani kebap deyince insanların aklına et geliyor ama biz balık kebabı yapıyoruz. İçerinde şöyle zeytinyağı, limon. Çok basit aslında. Zeytinyağı, limon, biraz defne yaprağı, birkaç parça domates ve tane karabiberle birlikte üstünü folyo ile kapatıp fırına veriyoruz. Yarım saatlik bir pişme süresi var. Yani o kendi suyunda, kendi sosunda pişince, tabii odun fırınının da ısısını alınca lezzetli oluyor. Müşterilerimiz de bunu afiyetle yiyorlar. Müşterileriniz afiyetle yiyor. Şu an izleyicilerim bile izlerken ağızları sulanmıştır eminim. Peki burada kaç kişilik bir kapasitemiz var restoran anlamında? Normalde kapasitemiz 200'e yakın, ancak biz tabii servis kalitemizden ödün vermemek için 150 kişiyle sınırlandırdık bunu. Yani 150 kişiye sağlıklı bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Konsept olarak baktığımda organizasyonlar için çok uygun bir mekan olduğunu düşünüyorum. Özel günlerde, organizasyonlarda davetlere yer veriyor musunuz? Bunlardaki organizasyon sisteminiz nasıl işliyor? Bunları da izleyicilerimize aktarmış olalım. Evet, yani biz ayrıca düğünler yapıyoruz burada belirli günlerde ya da eventler yapıyoruz. Özel şirketlerin davetleri oluyor, onları veriyoruz. Yani bunun için tabi burası araba yolu olmayan bir yer. Ulaşım birazcık burada çetrefilli ama
Peki nasıl ulaşım sağlıyor izleyicilerimiz, misafirlerimiz daha doğrusu? Tabii bu da aslında birazcık daha işi eğlenceli hale getiriyor. Çünkü buraya ulaşım sağlamak için deniz yoluyla bir tekneyle ya da yatla buraya gelmek gerekiyor. Misafirlerimiz için de farklı bir yolculuk oluyor bu. Ve bu yolculuğun sonunda da böyle bir yere gelmiş olmak onları son derece mutlu ediyor. Yani sizleri aradıklarında, burayı misafirlerini ziyaret etmek istediklerinde onları bir yere yönlendirip oradan gidip tekneyle sizler alıyorsunuz, evet, ve buraya getiriyorsunuz. Evet, aynen öyle. Araba yolumuz olmadığı için deniz yoluyla kendi taşıtlarımızla, servislerimizle bu hizmeti veriyoruz. Tekne ve yatlardan bahsettik az önce. Kadrajıma sığıyor mu bilmiyorum ama arkada da birçok tekne ve yatın olduğunu görüyoruz. İsteyen herkes teknesi ve yatıyla burayı ziyaret edebilirler mi? Evet, yani bizim iskelemiz dışarıya açık bir iskele. Tonozlarımız var burada, güvenli bir şekilde konaklayabiliyor müşterilerimiz. Ve biz şu anda iskeleden ücret talep etmiyoruz. Sadece restoranımızda yemek yemeleri karşılığında. Burası güzel, korunaklı bir limandır. Yani temiz, özellikle denizi çok temizdir buranın. Çünkü güzel akıntılar ve rüzgar alır. Yani güvenli, korunaklı, demirleyebilmek için güzel bir yer. Çok temiz bir deniz olduğunda bizler de burada birebir şahit oluyoruz diyebiliriz aslına bakılırsa. Beach hizmetimiz de var sanırım. Ondan da kısaca bahsetmenizi rica etsek sizlerden. Çok yüksek kapasitemiz yok ama daha özel, minimal bir şey düşündük bu konuda. O yüzden dışarıdan sadece günde 30 ya da 40 kişi alabiliyoruz. Çünkü o kadar kapasitemiz var plajda, şezlong ve şemsiye. Tabii müşterilerimiz arıyorlar yine aynı şekilde. Karşıda arabanın ulaşabildiği bir koy var. Buraya sadece 15 dakika mesafede gidip onları oradan teknemizle alıp getiriyoruz. Plaj hizmetimiz de bu şekilde, evet. Şezlong ve şemsiye buna yani dahil. Olmak şartıyla ama rezervasyonla çalışıyoruz tabii ki. Yani anlık değil, daha çok bir gün önceden, bir hafta önceden rezervasyonlar alıyoruz. Çünkü karışıklık ve sıkışma yaşamamak için bu şekilde. Kaç personelimiz sizlerle beraber burada görev almakta? Tabii bu sezonun başı ve sonu olarak değişebiliyor ama ortalama olarak 20 kişi çalışıyoruz. Tabii biz de işin içindeyiz. Ben de mutfakta kendim de çalışıyorum. Benim ailem de, karım da, çocuğum da burada. Daha yeni bir bebeğim var. Kesinlikle bir aile işletmesine konuk olduğumuzu söyleyebiliriz öyleyse. Evet, kesinlikle öyle. Zaten daha önce annem babamla birlikte de aynı şekilde burada aile işletmesi olarak birlikte devam ediyorduk. Şimdi ben devam ettiriyorum. Onlar birazcık daha yoruldular artık, kafa dinlemek istiyorlar. İşletmemiz sezonluk mu yoksa yılın 365 günü faaliyette mi? Yani biz 6 aylık sezon içerisinde faaliyet gösteriyoruz. 23 Nisan'da açılıp Kasım'a kadar devam ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Çünkü buranın mevsimi uzun. Yani biz Fethiye'de Türkiye'nin en güneyinde yaşıyoruz. Ve buradaki havaların ısınması ve soğuması arasındaki zaman farkı çok fazla. Dolayısıyla su sıcaklığı da çok uygun. Sezonumuz bir hayli uzun, yani 6 ay kadar burada hizmet veriyoruz. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Deniz Bey. İzleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Var, yani biz burada doğanın içinde yaşıyoruz. Şunu söyleyebilirim, bu tarz yerler sadece Türkiye'de değil, dünyada çok az kaldı. Ve burayı aynı bu şekilde, aynı bu güzellikte tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve böyle kalması için de çaba harcıyoruz. Söyleyebileceğim, gelen misafirlerimizin, burayı tercih edecek insanların da bunu bilerek gelmeleri ve bu gibi yerlere sahip çıkmaları. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere de. Muğla Fethiye'de Turunçpınar Restoran bizleri konuk etti. Doğal ortamın içerisinde nadide mekanlardan birine konuk olduk. Bakalım sıradaki durağımız neresi olacak?